Barış Televizyonu'nun değerli izleyicileri, bir yerel gündem programında tekrar beraberiz. Ne demiştik? Derdimiz İstanbul, İstanbul'un ilçeleri, İstanbul'un mahalleleri, İstanbul'un köyleri. Dolayısıyla sizlerin karşısına İstanbul'un dertleriyle hemdert olmuş yerel yöneticileri getiriyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz ve İstanbul'un sorunlarını, hem geçmişini hem de bugününü ve geleceğini de dahil olmak üzere konuşmaya, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün de çok değerli bir konuğum var. Bir yerel yönetici, siyasetçi ve doktor Sayın Adil Emecan. 1994 ve 1999 yılları arasında Zeytinburnu'nda belediye başkanlığı yapmış bir yerel yönetici. Daha sonra da 2009'da tekrar belediye başkan adaylığı söz konusu olmuş. Fakat tabii 2009'da bir başka partiden aday kazanmış. Dolayısıyla arkadaşımız hala yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Ben daha sizi söylemeyeyim. Kendisini dinleyelim. O bize kendisini anlatsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Biz böyle büroda, evde sohbet eder gibi ediyoruz. Bizim formatımız böyle. O yüzden rahat rahat konuşalım. Güzel yani. Bir format. Ben öncelikle tabii size teşekkür ediyorum. Bütün yayın ekibine de teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ayrıca bizi izleyen bütün Barış TV izleyicilerine de bu vesileyle saygılarımı sunmak istiyorum. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Umarım sohbetimiz izleyicilerimizin zihinlerine az da olsa bir olsa katkıda bulunur, katkı mutlaka, sunarız mutlaka olacak birlikte. Sizin de bahsettiğiniz gibi dönem belediye başkanlığı yaptım. Ama belediye başkanlığı bittikten sonra da özellikle yerel yönetim olgusunun dışında kalmadık, kalamadık. Siyasetin dışında kalmadık. Hep güncel olarak siyasetin, sıcak siyasetin içinde bulunduk. Hatta devlet memurluğu bir göğüs hastanesinde çalışırken öyle bir hususiyetimiz olmasına rağmen de yine de aktif siyasetin içinde bulundum. Özellikle de 2004 yılından itibaren de Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da ve ilçe olarak da Zeytinburnu'nda faaliyetlerin içinde bulundum. Katkı sağlamaya çalıştık. Ve 2009'da da sizin belirttiğiniz gibi yine bir adaylık süreci yaşadık. Ama gerçekten çok iyi bir netice elde ettik. Çünkü seçime girerken İstanbul'daki özellikle AKP ile CHP arasındaki oy farkları açısından en fazla farkın olduğu dördüncü ilçeydi Zeytinburnu. Ümraniye. Yani sizin seçimden önce, bir evvelki seçimde tabii, en fazla tabii. Farkın olduğu. Tabii ki. Yani bir önceki belediye seçiminde evet. Ümraniye işte %40 fark vardı. Bayrampaşa %39. Arnavutköy yeni ilçe %36. Zeytinburnu %35,5 fark vardı. Biz öyle bir farka karşı seçime girdik. Ve ben o farkı %11'e düşürdüm. Yani maalesef son milletvekili seçiminde o fark tekrar açıldı. Biz tabii seçimi kazanamadık ama dediğim gibi İstanbul'da aile etkili bir netice aldık. İyi irdelenmesi gereken bir neticedir o. Bazı ilçelerimizde seçim kazanıldı. AKP'nin elinden belediyeler alındı. Örnek Sarıyer, Maltepe, Kartal. Tabii ki onlar da sonuçta başarılı neticeler ama bunların iyi analiz edilmesi gerekir. Biz %35,5 farka karşı yarıştık. Bayrampaşa %39'a karşı. O ilçelerimiz daha düşük oy farklarına karşı yarışa girdiler. Ve o zaman Sayın Genel Başkanımız da büyükşehir adayıydı. O onun günkü konjonktürde seçimleri kazandılar. Vardı. Evet. Bu şekilde 2009'u da özetlemiş olduk bu vesileyle. Peki evet. Şu anki genel durumu nasıl görüyorsunuz? Yani siyasi partilerin bir böyle fotoğrafını çekecek olursak, özellikle şu an siz Cumhuriyet Halk Parti'de politika yapıyorsunuz, siyaset evet, yapıyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fotoğrafını diğer iktidar partisinin fotoğrafıyla kıyaslarsanız veyahut da yerel bazda da olabilir. Bu Türkiye genelinde de olabilir. Neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim, bir kere
Türkiye Cumhuriyeti Devleti açıkçası belli dönemleri, belli büyük dünya ölçeğindeki dönemleri, ki bunun içinde birinci buhran dediğimiz bir ekonomik krizin olduğu 1929'lu yıllar var. Evet. Atatürk'ün dönemine tekabül eder. Evet. Sonrasında bir İkinci Dünya Savaşı var. O günkü ölçeklerde çok özel şartlarda yönetilmiş. Ama onun, o dönemlerin dışında özellikle çok partili sisteme geçtikten sonra ülkemizin çok da iyi yönetildiğini, devletimizin çok da iyi yönetildiğini söylemek çok fazla iyimserlik olur. Şimdi ama bütün bu yönetim tarzına rağmen şu da bir gerçek ki, özellikle bugünkü iktidarın vurgu yaptığı kadar da haksızlık yapmamak lazım mevcut devlet yapısına. Şimdi AKP genelde baktığımızda Cumhuriyet'in öncesine, hatta birinci meclis dönemine çok vurgu yapar. Yani Cumhuriyet daha kurulmamış. O dönemdeki birinci meclisten hep övgüyle bahseder. Çünkü orada bir muhalif anlayış da vardı. Özellikle Atatürk'e karşı. Cumhuriyet öncesi. Oradaki asıl vurgulamak istediği şu. Yani acaba hilafet veya saltanat kalkmasa mıydı? Yani o günkü mecliste bahsettikleri meclisteki grup hilafeti ve saltanatı daha çok savunan grup. Oraya vurgu yapıyor. Şimdi Osmanlı'nın o günkü darmadağınık sürecinden Atatürk bir cumhuriyet, pırıl pırıl bir cumhuriyet kurmuş. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda, özellikle AKP'nin göreve gelmesinden önceki döneme baktığımızda, hiç onların tasavvur ettikleri şekilde yönetilen ülkeler arasında dünya ölçeğinde birçok doğal kaynaklarına rağmen çok da fazla öne çıkabilmiş bir ülke göremiyoruz. Yani ister hilafetle ilgili veyahut da daha çok böyle İslami değerlerin ön plana çıktığı, şeriatla vesaire yönetilen ülkelere baktığımızda dünyanın gelişmişlik göstergelerinde çok ön planda olan bir ülke göremiyoruz. Ekonomik göstergeler açısından da, diğer insan hakları göstergeleri açısından da, demokratik kazanımlar açısından da bize bir örnek gösteremiyorlar. O beğenilmeyen 50 küsür İslam ülkesi arasında, evet, öyle bir, o beğenilmeyen, bizim de hatta bakın demin ben de dedim ki daha iyi yönetilebilirdi dedim. Bizim devletimiz, bizim cumhuriyetimiz. Buna rağmen bakıyorsunuz 70-80 yılda dünyadaki büyük ölçekli şirketler arasında birçok Türk şirketini görebiliyoruz. Türkiye'yi birçok konuda olumlu noktalarda görebiliyoruz. Ama onlar bize dediğim gibi yönetilen bir ülkeyi gösteremezler. Şimdi hal böyleyken bir takım haksızlıklar yaşıyor cumhuriyet. Eksikleri var ama bu kadar vur abalıya misali üzerine gidilmemesi gereken bir devlet yapımız vardı. Maalesef bugün yerle yeksan edilmiş vaziyette. Şimdi tabii ki devletimizin, cumhuriyetimizin ana omurgasında hiç kuşku yok ki askeriyenin yıllarca bir vesayet anlayışı hakim oldu. O noktada bir takım hatalar var. Kabul etmek lazım. Özellikle ülkenin, madem ki asker geçmişte ülkenin yönetiminde bu kadar ağırlıklı söz sahibi olmak istiyordu, ki zaman zaman özellikle 71 muhtıralarıyla, 80 darbeleriyle de çok militarist öne çıkışlar oldu. Madem ki bu kadar ülke yönetiminde söz sahibi olmak istiyordu, baktığımız zaman özellikle ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu bildirgeleri hep şeriat korkusuyla, ondan önceki dönemde komünizm korkusuyla Türkiye'de böyle bir hava estiriliyordu. Orada o zaman asker, madem ki çok meraklıydın bu iç siyasete, o zaman bu memleketin eğitim noktasında da, sağlık konusunda da, istihdam konusunda da o zaman mevcut hükümetlerle işbirliği yapacaktın, işe müdahil olacaktın. Yani tamamen ipler elinde tutuldu, sivil siyaset baskı altına alındı, hükümetler rahat çalıştırılmadı ve sonuçta bir takım ortaya eksik noktalar çıktı. Şimdi devletteki bu yanlışlığın paralelinde maalesef özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 1992 kuruluşundan sonra da
devletle, devletin o yapısıyla çok izdişim halinde olan, çok böyle birbirine benzerlik gösteren bir yönetim anlayışı vardı. Yani işte nasıl olsa bir askeri zihniyet var Türkiye'de, nasıl olsa yüksek yargı organları var. Türkiye'de efendim şeriat da var, bunlar varken şeriat da gelmez. Farklı bir TC'yi Türkiye Cumhuriyeti'ne efendim zarar verecek başka bir şey de olmaz deyip açıkçası halktan kopuk, halkın sorunlarından uzak bir CHP anlayışını gözlemleyebiliyoruz rahatlıkça geçmiş dönem. Yani bugünkü CHP yönetiminin öncesinde böyle bir yapı vardı. Yani siz şunu mu demek istiyorsunuz? Yani bu askeri vesayetin devamı süresince Cumhuriyet Halk Partisi de gerekeni yapmadı. Yapmadı. Şimdi olaya şöyle bakabiliriz. Siyasette hem demin dediğim o eski devlet yapısı açısından hem CHP açısından siyasette problemlerin hepsiyle uğraşacaksın. Halkın problemlerinin, halkın sorunlarının hepsiyle uğraşacaksın. Yani ben denize giriyorsam vücudumun her tarafı ıslanacak. Sadece denize attığım da elim ıslansın öyle çıkayım yok. Eğer siyaset yapıyorsan, ülkenin yönetimine talipsen, ülkenin her türlü meselesiyle ilgileneceksin. Ama tabii şimdi askerlerin bu şekilde bir siyaset yapma olasılığı hem yok, hem de askerlerden böyle bir siyaset yapma, bunu harekete geçirme, bunu hayata geçirme olasılıkları hem yok. Eleştiriyorum zaten. Hem yok hem de yani, ama sizin burada söylediğiniz eleştiriyorum tabii ki yani, onu ben işte. Yani sizin yani müdahale edilmemesi gerekiyor. Kesinlikle bırakacaktı. Müdahale edilmemesi gerekiyordu. Evet. Ama müdahaleler yapıldı. Tabii bu müdahalelerde çok başlı müdahaleler. Evet. Çok başlı müdahalelerin sonucunda da yani, tabii şimdi bir de şu var, tabii doğru söylüyorsunuz yani haklı olarak, yani askerin sivil siyaseti kendi başına bırakacaktı. Sivil siyasete bu kadar müdahil olması ve vesayeti böyle hissettirmesi, tabii ki onlar da kendi açılarından işte Cumhuriyeti biz kurduk, işte bu kadar emeğimiz var, Atatürk bize teslim etti falan filan bir takım düşünceler var ya, aslında bu düşünceler tabii gün geçtikçe değişime uğraması lazım ve yani zamanın güncellenmesi gerekiyor. Zamanın değişmesiyle bu tür düşüncelerin de artık güncelleşmesi gerekiyor. Kesinlikle. Ya bunun zararını Türkiye gördü. Dünyada hiçbir yerde bu şekilde bir düşünce artık kalmıyor. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerde kesinlikle böyle bir şey düşünülmüyor. Asker olması gereken yerde olmasıyla. Ama bunu biraz evvel söylediniz. Yani AKP hükümetlerinden önceki hükümetler yapması gerekirdi, yapmadı. Yapmadılar. Maalesef o yapamadılar. Siyasi bir de işlerine geldi. Bazı şeyleri askere yüklemek. Bravo. Özellikle bu halka karşı mazeret olarak halka askere karşı yüklemek, kendisi yani bu askeri dişidir deyip askeri bu kadar teslim oldular. Terörün karşısına getirmek. Evet. Bu kadar askere her şeyi ihale etmek. Sonunda askerde ben bunu yapıyorsam, ben ölüyorsam, ben gidiyorsam, bu işin altında benim, senin elin, benim vücudum var. Evet. O zaman söz de benim olacak deme durumunda olduğu gibi şeyler var. Yani daha cesur olmalıydılar. Evet. Özellikle demokratik açılımlar noktasında, insan hakları ilerleri noktasında, yani daha çok sosyal meseleler konusunda siyasi irade daha fazla dirayetli davranmalıydı. Daha fazla askeri aslı mecrasına çekme noktasında olmalıydı. Doğru. Maalesef o basireti göstermediler. 80 öncesi Türkiye'deki gelişen politika, ilerici politika, sol politika içinde hep söylenen şu vardı. Yani asker şu an bulunduğu yerde değil, bakanın arkasında olacak. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olacak. Yani yıllarca Türkiye'de Genelkurmay Başkanı'nın yeri belli olmadı. Evet. Başbakanın önünde mi, yanında mı, arkasında mı? Evet. Böyle bir kaos yaşadı Türkiye siyaseti. Ve bu kaosun üzerine kimse gidip düzeltmek istemedi, düzeltemedi. Teslim oldular maalesef. Teslim oldu. Şimdi yalnız burada... Burada da tabii bu artık çağımız çok değişti. Günler bu artık eskiyi kaldıracak, hazmedecek durumda değil. İşte şimdi bir takım değişiklikler yapılıyor. Olumlu değişiklikler var. Fakat geçmişin intikamı alırcasına bunu yapmak
Çok büyük haksızlık olmuyor. Var. Yani bu demin de söylemeye çalıştım. Bu da haksızlık. Yani şimdi oluyor. Yapılan o kadar çok olumlu işler de var ki sanki zaman zaman Cumhuriyet'in yaptıklarıyla mukayese yoluna gitmeye çalışılıyor. Örtülü vaziyette. Açıkçası Cumhuriyet toptan karalanmaya çalışıyor. Bu, Cumhuriyet'e alternatif yaratılıyor. Yani bu doğru bir yaklaşım değil. Bir değil kere mi? Yani kimin hakkı neyse onu teslim etmek lazım. Eleştirilecek yönler vardır ama eksikler de vardır. Fakat öbür taraftan da bir şeyi tamamen yok saymak da doğru değil. Evet, belki son 10 yılda Türkiye'de yapılan iyi işler de vardır. Hiçbir şey, her şey tamamen kötüdür demek denilemez. Noktasında da denilemez değiliz. Denilemez. Ancak burada bunu bunlar için söylerken de dediğim gibi Cumhuriyet'e de haksızlık yapılmamalıdır diye düşünüyorum. Benim düşüncem o. Şimdi örneğin bir takım sivil açılımlar yapıldı, demokratik açılımlar yapıldı. Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilişkilerinin çok yoğunlaştığı döneme denk geldi bazı şeyler. Şimdi Avrupa Birliği'nin taşları acaba sadece son 10 yılda AKP döneminde mi döşenmeye başlandı? Çok uzun bir süreçten geliyoruz Avrupa Birliği noktasında. Onlardan önce de yapılan çok olumlu şeyler vardı. Açıkçası bunlar iş başına geldiği zaman da AKP iş başına geldiği zaman da o geçmişte yapılanlardan da yararlanma cihetine gittiler. Ama bir bakıyorsunuz bugün Türkiye'nin geldiği noktaya maalesef tamam askeri vesayet gitti ama herkesin dilinde olan bir şey var. Güncel bir olay var. Bu sefer de şahısların, bireylerin otoritesinden, sivil vesayetten bahsediliyor. Halen Türkiye'de çok büyük bir şekilde gerçek bir hukuk devleti özlemi içindeyiz. Gerçek manada bir insan hakları, gerçek manada bir sosyal adaletten yana, gelir dağılımından yanayız. Bugün maalesef halen bir takım çıkarların özellikle devlet eliyle, hükümet eliyle dağıtıldığını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Hatta geçen gün Sayın Başbakan Tevfik Fikret'in Hanı Yağma diye bir şiiri var. Yiyin efendiler yiyin falan diye onu söylemiş bu ekmek tasarrufu ile ilgili. Ama bugün de bir köşe yazarı çok güzel değinmiş o konuya da çok da hoşuma gitti. Paylaşmak isterim. Yani o şiirdeki kastedilen yani ekmek israfı değil. O devletin imkanlarının, nimetlerinin birileri tarafından peşkeş çekilmesini anlatıyor. Bence o şiiri tekrar yeni baştan okumaları gerekir. Ve halkımızın da bunu böyle algılaması gerekir. Yani maalesef şu anda çok büyük tutarsızlıklar var, yolsuzluklar var. Tabii ki bunların da olmaması lazım. Tabii yani o başbakan da o şeyi çok kuvvetli bir şeyi çarpıtarak ondan neman almak başarısı var yani. Hemen böyle evet. Bir belagatı evet. Var. Ama tabii, şimdi o şiiri bilmeyen, duymamış olan veyahut da manasını idrak edemeyecek olan insanlar onu başbakanın ağzından başbakanın söylediği şekilde algılayabilirler. O söyleyebilir ama işte o söylediklerinin de çok iyi ince takip edilmesi ve anında da kamuoyuyla mutlaka, onun doğrularının yani, paylaşılması lazım. Sonuç olarak şunu diyorsunuz, evet. Türkiye'de bir takım AKP ile birlikte değişiklikler oldu. Güzel şeyler de yapıldı ama genelde Cumhuriyet'e karşı bir tavır var. Cumhuriyet karalanmak isteniyor ve Cumhuriyet'in içi boşaltıldı. Cumhuriyet çünkü herkes Cumhuriyet. Bütün ülkelere bakıyorsunuz. Birçok ülke kendisini Cumhuriyet diye tanımlıyor. İran İslam Cumhuriyeti diyoruz. Bugün. Cumhuriyet diye tanımlıyor. Evet. Önemli olan Cumhuriyet kelimesinin içindeki olan elemanlar. O elemanları incelemek kesinlikle lazım. Ve bugün temel noktalarda unsurlar. Çok büyük zafiyet içindeyiz. İşte yani bu unsurları... Bunlara iyi demek mümkün değil. Yani ben deminki lafımı çok iyi açmak lazım. Yani AKP zamanında da bir takım güzel işler yapılmış olabilir diyorum. Ancak anladım. Yani bugün genele baktığımız zaman özellikle bizim hukuk noktasındaki, insan hakları noktasında, demokratik açılımlar noktasında yani öyle çok da özenilen noktada değiliz. Değil. Özellikle hatta daha gerideyiz yani. Gördüğüm kadar yani, değil mi? Yani kabul gazetecilerin hakları konusunda tabii, yani dünyada en çok gazeteci hapseden ülke halindeyiz maalesef, yani. Bu konuda eleştiriliyoruz bütün evet, dünya. Evet. Siyasi partiler yasası hala olduğu gibi siyasi duruyor. Partiler. Seçim kanunu olduğu halen gibi. Olduğu gibi duruyor. Yani, bunlara dokunmuyorlar ama. Evet. Bunlara 12 Eylül'e rağmen 12 Eylül'ü güya kaldıracağız referanduma gidildi. Halen 12 Eylül'ün bir takım kurumları olduğu gibi devam ediyor. Yani 12 Eylül referandumunda da insanlar aldatıldı. Yani orada asıl amaç 12 Eylül'le falan öyle bir hesaplaşma falan değil. Tamamen hakimler, savcılar, yüksek kurulunu ele geçirmek olgusu söz konusuydu.
Onlar realize edildi, onlar gerçekleştirildi. Peki CHP'nin bugünkü tavrını nasıl görüyorsunuz? Şimdi bir kere halkın sorunlarına, halkın sorunlarına daha ilgili olmaya çalışan bir CHP var. Bu bir gerçek. Yani daha bir halkla haşır neşir olmaya çalışan, halkın problemlerini tespit etmeye çalışan, onlara çözüm önerileri getirmeye çalışan bir CHP var. Sayın Genel Başkanımız tabii ki yeni bir genel başkan, Sayın Kılıçdaroğlu. Özellikle göreve geldikten sonra da üst üste bir takım büyük çaplı organizasyonların içinde buldu kendisini. Yani işte referandumun içinde buldu, devam arkadan mi? Bir milletvekilliği seçimleri geldi. Ve bir kıyaslama yapacak olursak, bugün Sayın Başbakan'ın beraber çalıştığı kadroları 20-25 yıldır hem belediyeden hem de eski mensup olduğu partiden gelen kadrolar. Ama Sayın Genel Başkanımız daha şurada 2010'un Mayıs'ından itibaren genel başkan, ki yani 2,5 yılı neredeyse 2,5 yıl yana doğru gidiyoruz. Daha olmadı bile 2,5 yıl. Dolayısıyla ekip oluşturma noktasında, çalışma gruplar oluşturma noktasında da o kadar şanslı bir dönemi geride bırakmadı. Yani henüz daha bir takım arayışları da mutlaka vardır. Bu da doğaldır. Öyle bakmak lazım. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte çok daha iyi somut projelerle, ilk etapta da tabii özellikle yerel seçimler geliyor. Yerel seçimlerden de başlamak kaydıyla çok daha iyi açılımlar halkımıza yönelik yapacaklarına ben inanıyorum. Bu konudaki inancım tamdır. Peki bu son günlerdeki gelişmelerle ilgili olarak Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün çıkışlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz halkın içindesiniz. Burada daha doğrusu halkın değerlendirmesini de şey yapabilir misiniz? Yani bulunduğunuz bu itte tabii. Tabii tabii. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere PKK'nın yazılı basında özellikle zaman zaman bir takım söylevlerini rastlayabiliyoruz. Yıllardan beri. Veya görsel basında rastlayabiliyoruz. Veya BDP'nin bir takım siyasi söylemlerini sürekli olarak izliyoruz basından. Ben bugüne kadar hatırlamıyorum. Yani bunların özellikle Dersim olayına vurgu yaptıklarını, Dersim'le ilgili dertleri olduğunu ben onların pek gözlemleyemedim bu zamana kadar. Şimdi diğer taraftan yani Kürt meselesi ile ilgili söylemlerin içinde Dersim olayına çok fazla vurgu yapıldığını ben pek gözlemlemedim. Peki şey, ben bunu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Bir şimdi, de şu son öldürülen PKK'larına geliyorum oraya. Buraya geliyorum. Cenaze törenine gitmesi. Evet. Geliyorum. Ona zaten geliyorum. Okay. Şimdi Kürt meselesinin savunucular olarak gözüken insanların söylemlerinde biz Dersim'e vurguyu göremiyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Hüseyin Aygün durup durduk yerde Sayın Başbakan'ın bir Dersim çıkışından sonra durumdan vazife çıkarıp anladığım kadarıyla bir Dersim olayını gündeme getirdi. Şimdi ben yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapan arkadaşlarımıza bakıyorum. Tunceli arkadaşlarımız var. İnanın çoğu yıllardan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde politika yapıyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde asli unsurlarıdır. Onların Cumhuriyet Halk Partisi ile bu noktada bir problemleri olmadığını görüyorum. Çünkü burada sanki CHP ile İşte devletin geçmiş dönemdeki tek parti dönemine vurgu yapılaraktan biraz o olaylarda açıkçası CHP'ye de vurgu yapılıyor. Sayın Başbakan özellikle bunu çok yapıyor. Türkiye'nin o günkü koşullarını bir tarafa bırakıyor ve vurgu yapıyor. Oradan siyasi bir menfaat, rant sağlamaya çalışıyor. Peki bu tuttu Sayın mu? Vekil de, özür dilerim. Yani peki Başbakan'ın bu tavrı taban tuttu mu? Yani halk da buna şey aldı, katıldı mı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Sayın Başbakan'a prim veren, oy veren kitle içinde bu belki bir şey yenilemesine, imaj yenilemesine katkıda bulunuyor olabilir. O onların problemi. Ama bizim bakış açımızda Tunceli'ye gidelim. Yıllardan beri Tunceli'de, özellikle Tunceli halkıda işte yıllardır bir Kamer Genç'e mesela bağımsız da oy vermiştir. Veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayıyken de oy vermiştir. Yani Tunceli'lerin Cumhuriyet Halk Partisi ile çok fazla geçmişe dönük bir hesabı yok. Burada olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oluyor. Dolayısıyla ben Hüseyin Aygün'ün Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilliği titrini de almış olarak, sanki Sayın Genel Başkanımız kendisine de bu konuda hakikaten çok iyi bir dal uzatmıştır. Bu fırsatı bence
çok iyi kullanamadığını, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de milletvekili olduğu için bu partimizin bu anlamda genelde ben açıkçası zarar verdiğini Adi düşünüyorum. Bey, bir ara vereceğiz. Ara vermeden evvel şunu sorayım. İsterseniz cevabını şeyden sonra, aradan sonra da yaparız. Benim üzerinde durduğum, yani güncel olan Hüseyin Aygün'ün Paris'te öldürülen PKK'lıların evini, annesinin babasının evini taziye için ziyaret etmesi konu oldu, problem oldu da. Evet. O problem acaba halk arasında, yani sizin gördüğünüz kadarıyla bir şey yarattı mı? Veyahut da nasıl bir aksiyon emel yarattı? Bunu bir göreceğiz. Şimdi aradan sonra. Peki, arada kısa ara verelim. Sonra bu konuya gelelim. Olur. Değerli izleyiciler, aradan sonra bu konuyu da bu ziyaret, taziye ziyaretinin en azından Adil Bey'in çevresinde nasıl bir tepki aldı, onu reklamlardan sonra paylaşacağız sizlerle. Bir kısa ara vereceğiz. Bizden ayrılmayın. Devam ediyor programımız efendim. Evet değerli izleyiciler, yerel gündem programımız devam ediyor. Konuğumuz Sayın Adil Emecan, Doktor Adil Emecan. Televizyonları da yeni açan izleyicilerimiz için kendisini bir daha tanıtayım. Ben kendisi 1994-1999 yılları arasında Zeytinburnu ilçemizde belediye başkanlığı yapan bir yerel yöneticimiz. Kendisiyle hem genele hem de yerele ait sohbet ediyoruz. Birinci bölümde en son bir soru sormuştum. Onu ben tekrar Adil Bey'e tekrarlayayım. İşte bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin son günlerdeki gelişmelerini konuşurken Sayın Hüseyin Aygün'ün bir ziyareti var. O ziyaretle ilgili düşüncelerini alacağım. Bu Paris'te öldürülen PKK'lı kadınların aileleri, kadınlardan birinin ailesini, Tunceli'deki ailesini taziye ziyaretinde bulunmuş. Bu biraz gürültü kopardı şeyde. Bu konudaki fikriniz, bir de bulunduğunuz muhitte insanların görüşlerini bize açıklarsanız. Yani şimdi bu Hüseyin Aygün milletvekilinin ilk icraatı değil. Daha önce de benzer, biliyorsunuz, kaçırılmasıyla ilgili, arkadan işte Şeyh Rıza'ya iade itibarla ilgili bir takım çıkışları oldu. Ve açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi o noktada daha önce de Dersim katliamı ile ilgili devletle CHP'yi özdeşleştirerekten bir de şey çıkış oldu. Cumhuriyet İstiklal Savaşı'nda Yunanlıları. Ya bir de o benden selam söyle Anadolu'ya ile ilgili Didos Storio'nun kitabı ile ilgili bir çıkışı var. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğunuz zaman tabii bu son halka açıkçası biraz olayı bir infial noktasına getirdi. Hani bu ziyareti başka bir milletvekili yapsaydı, ilk kez böyle bir şey olsaydı belki bu kadar konuşulmazdı ama sanki yani siz diyorsunuz ki bardak doldu, bu bir son damlaydı, taşırdı. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerine karşı bu kadar bir kendi milletvekilinin bu kadar pervasızca üzerine gitmesi çok da doğru değil. Yani Hüseyin Aygün böyle dedi diye bunca yılın Cumhuriyet Halk Partisi bütün değerlerini alt üst edecek hali yok. Onun için bence parti disiplin açısından da doğru olmamıştır. Yaptığı şey yanlıştır yani. Peki Sayın Genel Başkan da açıkçası bu kadar yani özverili milletvekili yaptığı bir parlamenter arkadaşından herhalde böylesine inadına, böylesine gözüne parmağı sokarcasına bu tip davranışları da beklemiyordu diye düşünüyorum. Evet tabii. Alınan tepkiler de bu konunun hoş da karşılanmıyor. Onu sorduğumu söyleyeyim. Tabii, istismarı var. Evet. Bir de istismara açık. İstismara açık bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne Tunceli halkı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yapısına %70-80 oy vermiş. Genel Başkan Tunceli. Vermeye devam eden. Yani İstanbul'da Tunceli arkadaşlarımız gece gündüz partide çalışıyorlar. Bir sürü ilçe başkanımız var. Yani o insanları da zor duruma sokuyor. Yani kamuoyu herkesin siyasetin sıcak içinde olanlar gibi algılamıyor olayları. Ama kamuoyuna gidiyorsunuz. Onların oyunu istiyorsunuz. Tabii nihayet bir taziye ziyareti çok önemsenecek veyahut da tepki gösterilecek bir şey değil. Ama evveliyata baktığın zaman bir taşıran damla oluyor. Peki neyse, burayı geçiyoruz. Biraz da yerelden bahsedelim. İstanbul seçimlerini nasıl görüyorsunuz? Siz geçmişte bir belediye başkanlığı yaptınız bir dönem. Sizin o dönemlerdeki belediyecilik uygulamalarıyla
bugünkü AKP'nin belediyecilik uygulamaları arasında bir bağlantı, bir mukayese yaparsak ne deriz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yerel yönetimler Türkiye'nin gündemine bugünkü manada 1984 yılında girdi. Rahmetli Özal, Anavatan iktidarı döneminde İstanbul'un tek belediye başkanı vardı. Bir de bazı beldelerde belediyeler vardı. Ufak tefek yerlerde. Evet. Yani Yenibosna, Sefaköy, Güngören, Koca Sinan belediyeleri diye belediyeler vardı. Anadolu yakasında da vardı muhtemelen öyle belediyeler. Şimdi Alemdağ Belediyesi falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. 1984'ten sonra ilçe belediyelerini oluşturdu. Ve hakikaten yerel yönetim olgusu, belediye başkanlığı olgusu insanların daha çok gündemine girdi o günden sonra. Tabii sonra bir takım yasal değişiklikler yapıldı. Gerektikçe, zamanı geldikçe ve bu belediyecilik anlayışı da 2002'ye kadar, AKP iktidarı dönemine kadar 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde geldi. Biz de belediyeciliği o eski haliyle, o kanunlar çerçevesinde yapmıştık. 1994-99 arası. Bugünkü Sayın Başbakan da yine o günkü kanunlar çerçevesinde yapmıştı. Evet, o günkü kanunlarda belediye başkanlarının elini kolunu bağlayan şeyler vardı. En basit örnek, belediye başkanın her tarafa çiçek gönderir, evet, belediyeyi temsilen gönderir, makamı temsilen gönderir. Biz belediye bütçesinden çiçek gönderemezdik, yasaktı. Devam edelim, o ilçedeki camisi, cemevi, efendim okulu, buna benzer bütün kamu kuruluşları gelir belediye başkanından talepte bulunur. Spor kulüpleri, belediye başkanları belediye bütçesinden bir şey resmi yapamaz. Anlamda bir kuruş para harcayamazdık. Ne okula, ne spor kulübüne, ne camiye. Cemevi demeyeceğim. Cemevileri maalesef halen o kapsamda değil. Yani orada halen sıkıntıları devam ediyor cemevilerinin. Onu da ayrı bir değerlendirmek gerekir. Evet. Yani belediye başkanlarının bir sürü zorlukları vardı. Şimdi Sayın Başbakan belediyecilikten geldiği için, bu kanunları da yaşadığı için belediye başkanlarının bazı konularda elini rahatlatacak kanuni düzenlemeler yapıldı. Bugün bazı belediyeler Anadolu'da herhangi bir ilçe belediyesine bile gidip bağış olarak okul yapabiliyor. Bu tip rahatlamaları var. Ancak diğer taraftan yani bunu yaptı ama bir çevre bakanlığı ihtas ettiler. Şu anda belediyelerin bence doğru dürüst yetkisi kalmadı. TOKİ vardı. Önce TOKİ ile başladı bu iş. Sonra Çevre Bakanlığı'yla. Yani yerinden yönetim geliştirileceği yerde maalesef tam tersi oldu. Artık belediyelerin eli kolu tam bağlı. Hani rahmetli Özal bir gazete ilanı vermişti. Eli kolu bağlı belediyeler mi istersiniz diye. Evet. SHP'de limon gibi sıkmaktan bahsetmişti. SHP o zaman kazandı. Belediyeleri kazanmıştı. Şu an o Özal'ın eli kolu bağlı belediyeler şeyi bence şimdi hayata geçti. Yani şu anda açıkçası belediyelerin bu TOKİ ve Çevre Bakanlığı nezdinde çok fazla bir itibarı kalmadı gibi. Yani yerinden insanların yönetime katılması noktasında açıkçası belediyeler çok kısıtlı yetkilere sahip hale geldiler. Şimdi Adil Bey, Türkiye demokrasisi açısından da ortada çok iyi bir şey değil. Değil. Evet, o çok önemli. Ben de ona dikkat çekmek istiyordum. Şimdi ortada öyle bir şey var ki yeni çıkan Büyükşehir Belediyesi kanunuyla belediyeler sınırları il sınırlarıyla artık çevrelendi ve aynı sınırlara çekildi. Dolayısıyla köyler de belediye, büyükşehir belediye sınırları içinde kaldı. Evet. Böylece sanki bir yerelleşme artırılıyormuş gibi bir görüntü var. Fakat işin aslında içine bakacak olursak bu sefer yetkiler gene hükümette toplanıyor. İşte bu Çevre Bakanlığı değil mi? Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'yla. Peki yetkiler alınıyor ama sorumluluklar artıyor gibi bir durum mu var? Yani demokrasi açısından da yerelleşeceğimize, mahalleleşeceğimize, mahallelerin demokrasiyi içerecek evet. şekilde teşkilatlanması, örgütlenmesi gerekirken mahallelerin ortadan kaldırılması, köylerin de mahalleye dönüştürülmesi sizce nasıl şimdi bir şey? Hizmet demokrasi açısından nasıl bir şey? Hizmet açısından nasıl bir şimdi şey? Şimdi tabii ki Türkiye'nin birçok konuda
planlamaya ihtiyacı var. Ama bu planlamayı birçok konuda, yani istihdam, yatırımlar konusunda da, kentleşme konusunda da, Türkiye'nin her konuda planlı, ölçekli yürümesinde, serbest pazar ekonomisine tamamen teslim olmamasında fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi bunu özellikle programında çok net olarak da koyuyor. Diyor ki devletin diyor yatırım yapmadığı yerlere diyor, özel sektörün gitmediği, yatırım yapmadığı yerlerde biz varız diyor, var olmak zorundayız diyor. Şimdi bu bence doğru bir yaklaşım. Yani ülkenin geneli için de tabii ki yani planlamaya, yani bir disipline ihtiyaç var. Ama diğer taraftan da bunu sağlayacağım derken tamamen de olayı demokrasiden uzaklaştırmak veya demokrasinin içini boşaltmak da çok doğru değil. Merkez, yani bunu merkezileştirmek. Yani bunu birini birine tercih etmek zorunda değilsiniz. Evet. Bunun önemli olanı ikisini birlikte sağlıklı götürebilmek. Şimdi ve maalesef tamamen demokrasinin içi boşaltılırken onun yerine konana baktığımız zaman da tamamen her şeyin bir kişiye bağlı olduğu bir sisteme doğru yani gidiyoruz. Merkezileştiği görünüyor değil mi? Keşke merkezi sistem, hani böyle değişik unsurlardan olan bir sistem olsa. Tam tersi, Türkiye'de her şey tamamen başbakanın başbakana göre şekillendiriliyor. İstanbul'da ben inanıyorum ki birçok, özellikle Büyükşehir Belediyesi'nin birçok yaptığı büyük ölçekli yatırımlar olsun veyahut da İstanbul'daki bazı önemli noktadaki arsaların planlamasında bile zannediyorum Sayın Başbakan'ın fikriyatı vardır. Peki şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bu acaba Başbakan'ın kafasında olan başkanlık veya yarı başkanlık sistemine gidişin altyapısının hazırlanması şeklinde düşünebilir miyiz? Öyle yani yapılan, şimdi, öyle bir hazırlık olabilir mi? Şimdi zaten yalnız şöyle söyleyeyim, sanki hiçbir şey yok, bir başkanlık tasavvur ediliyor da yani onunla ilgili bir şeyler yapılıyor gibi, sizin sorunuzu ben böyle algıladım. Evet. Ben de diyorum ki zaten yukarıda şu anda Amerika başkanında bile olmayan yetkilerle hareket eden bir başbakan var. Bunu herkes görüyor. Yani hakimine de talimat veren o. Yani birisi görevden alınacaksa da zaten aldıran o. Yani birçok konuda gerçekten meclisi bile çok fazla şey yapmayan. Zaten sonuçta bizim siyasi partiler Danıştay'ı ele aldı. Yani buna Anayasa müsait. Mahkemesini aldı, yargıyı evet. aldı, YÖK'ü aldı. Askere gereken... Şimdi ne oluyor? Yukarıda zaten bir ele alış var. Bir de aşağıda da şimdi bir takım düzenlemelerle oraya doğru hızla götürülüyor sistem. Evet. Demek ki öyle yani bir altyapı çalışması gibi. Kesinlikle var. Yani. Peki bu İstanbul seçimlerini nasıl görüyorsunuz? Biraz şimdi, yaklaşan seçimleri değerlendirelim. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Önümüzde yaklaşık bir 14 aylık zannediyorum. 14 aylık falan bir süreç var. Evet. İstanbul'da şu anda bir mevcut AKP yerel belediyeciliği hakimiyeti evet. söz konusu. Ve önümüzdeki süreçte bu yapı kırılabilir mi? Kırılabilir. Değişebilir mi? Değişebilir. Ben hep söylerim, analar neler doğuruyor derim. Yani tabana inip insanların özellikle arasına karışmayı bilip insanlardan oy alabilecek bir büyükşehir adayı ve ilçelerde de özellikle halkla bütünleşmiş adaylarla, halkın desteğini alabilecek adaylarla bu seçimin yazgısı değiştirilebilir. Peki değişmez şöyle, diye bir kural şöyle, yok. Şöyle sorayım. İstanbul il ve ilçelerinin belediye başkan adaylarının şimdiden belirlenmesinde yarar var mı? Tabii var. Özellikle aday olarak ilan edilecek olan kişilerin analizleri iyi yapılıp özellikle seçim kazanmaya yönelik, bir de önümüzdeki bir yıllık süreçte eğer bir takım mutlaka yıpratılmak istenecektir adaylar. Bunlara karşı önlemler şimdiden alınırsa, adaylar iyi kamufle edilirse bence veyahut da şöyle sorayım. Yani şimdiden demek belki erken olur da. Yani en azından biliyorsunuz seçimlerde bir ay kala, bir buçuk ay kala gibi zamanlarda evet. ilan ediliyor. O çok geç. Yani biz yaşadık bu olayları. Ve bunun tabii çok büyük sakıncaları çok var. Çok geç bir süreç. Peki bir optimum nokta bulunabilir mi burada? Yani ne kadar seçimlerden, ne kadar önce? Yani bir 6 ay, 7 ay sizce yani uygun mu? Yani o süreçler uygun süreçlerdir. Peki bunu yetkili organlara duyuruyor musunuz? Bunun mücadelesi yapılıyor mu? Yani gerek şahsımız olsun, gerekse diğer arkadaşlarımız olsun, örgüt toplantılarına falan bu dile getiriliyor, söyleniyor. İşte ön seçim isteyenler var.
Efendim buna benzer, tabii belki merkez ataması isteyenler de mutlaka vardır. Ama benim tecrübelerim ışığında, ben sonuçta 94'te seçime girdim, kazandım. 99'da adaydım, o gün mensup olduğum partiden çok daha fazla oy aldım. Parti çok geri gittiği için bir seçim kaybettik. 2004'te adaydım, son gece bozuldu, CHP'den Zeytinburnu Belediye Başkan adaylığım. 2009'da aday oldum, girişte de başta da söyledim, çok gerçekten çok iyi bir seçim yaşadık, çok iyi oy aldık. Yani ben bu konuda tecrübemin var olduğuna inanıyorum. Burada çok da mütevazi davranmak durumunda değilim. Benim öngörüm sadece partinin kendi içindeki ön seçim yeterli mi? O da yeterli değil. Yapılmalı mı? Yapılmalı. Ama delegasyonla, ama üyelerle yapılmalı. Ama bir takım kamuoyu yoklamalarıyla halka da sorulmalı. Yasal bir takım engeller, seçim siyasi partiler yasası veya tüzükten dolayı ön seçim falan şeyi gecikebilir. Seçime yakın olması kanunen şart olabilir. O zaman temayül yoklaması yaparsınız üyeler arasında falan. Dolayısıyla 3-4 kulvardan bu adaylıklar belirlenmeli. Özellikle ilçelerin nüfus demografik yapıları çok iyi incelenmeli. Bazı ilçelerde mesela belli yörelerin insanları fazla yoğunlukla oturuyorlar. Yerel seçimlerde özellikle bu hemşericilik duyguları çok fazla ön plana çıkabiliyor. Çünkü insanlar kendi uzanabilecekleri yerel yöneticileri tercih ediyorlar. Ya zaman zaman da parti tercihlerini bir tarafa bırakıyorlar. Diyor ki ya diyor bu benim hemşerim diyor. Ben diyor buna diyor daha kolay ulaşırım diyor. Başım ağrıdığı zaman diyor. Dolayısıyla ona diyor ben oyumu vereceğim diyor. Özellikle yerel seçimlerde bu çok önemli. Örnek vermek gerekirse bizim Beykoz'da, işte Eyüp'te, Beyoğlu'nda bizim örnek, ben Giresunluyum. Giresunlu seçmenler fazla. Şimdi siyasi partiler adaylık noktasında yani buna dikkat ederse, orada başka vilayetler de var. Yani sırf kendi hemşerilerimi söylemeyeyim. Yani onlar da yoğunlukta. Yani o yoğunluklara da dikkat edilirse siyasette, yerel siyasette o da önem taşıyor. Bu yoğunluklar tabii meclis üyesi seçerken de önemli. Kesinlikle. Önemli. Meclis üyelikleri de yani çok önemli. Yani tabii ki yani çok donanımlı, çok tanınan ve şey yapılan, beğenilen bir belediye başkan adayı belki mensup olduğu il çok öne çıkmaz ama meclis üyelikleri dağıtılırken partiler ona bayağı dikkat ediyorlar. Yani birçok faktör var. Yani, dikkat etmeyen partilerden kaybettikleri noktalardan biri bu. Evet, yani bir faktöre falan bağlı kalmamak lazım. O kadar değişik faktörler var ki belirleyici olan. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Yani demin birkaç tanesini saydım. Peki ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesinin il belediye başkan adayıyla belirlenmesi arasında bir bağlantı verebiliyor musunuz? Hiç kuşku yok ki ilçe belediye başkanlarının adayları da büyükşehir belediye başkan adayıyla mutlaka sinerji yaratacak, uyumlu olması gerekir. Mutlaka ilçelerindeki alacakları oylar büyükşehir adayına da oy taşıyacaktır. Yani sonuçta onlar büyükşehir adayından daha çok sahada olacaklar. Büyükşehir adayları genelde daha çok televizyonla, basınla, özellikle İstanbul'un merkezi bir takım noktalarındaki çalışmalarla seçim süreçlerini götürürler. Daha fazla topluluklarla bir ilçe belediye başkanı kadar çok zaman bulup da mahallelerin aralarına, sokaklara, çok da apartmanlara yönelik çok da fazla kılcal çalışma yapamazlar. Yani süreç de buna peki, çok müsaade etmez. Zamanımız benim çok az kaldı. İstanbul'la ilgili mesela yaptığım bir tespit var. Onu da evet, ben size bahsedeyim. Onun örneğin CHP açısından söyleyeyim. 2009 belediye seçimleriyle 2011 milletvekili seçimlerini kıyasladığımızda CHP'nin en fazla oy kaybettiği ilçe, oy kaybettiği 2009'a göre ilçe Çekmeköy'dür mesela %14. İşte Tuzla'da %10.21, Zeytinburnu %10, Kadıköy %10, işte burada Maltepe'de %9.7. Yani böyle oy kayıpları var. Avcılar'da %8.39. Şimdi buradaki oy kayıpları falan dikkat edilmesi gerekir. Yani aday belirlenirken bu o seçimlerde belediye başkan adaylarının da partiye iyi oy getirmiş olduğu burada gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Mesela 2011 seçimlerinde Sarıyer'de ve Bakırköy'de partinin oy kaybı yok, oy artışı var.
Tamam, belki oradaki belediye başkanları oy kaybettirmemiş ama bu oyların da partinin artık kemikleşmiş oyları olduğunu görüyoruz o ilçelerde. Yani bu tip değerlendirmeler yapılırsa ilçelerde adaylıklar belirlenirken deminden beri bahsettiğimiz daha sağlıklı adaylıklara erişiriz. Yani halktan oy alabilme özelliği olan insanlar aday olabilmeli. Hem ilçelerde hem büyükşehirde. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde konuşulan bir takım adaylar var. İşte Sayın Sarıgül'ün adaylığı konuşuluyor. Başka bir iki isim daha var. Şimdi Sayın Sarıgül halktan oy almayı becerebilen bir insan. Niye olmasın? Olabilir. Başka bunu becerebilecek insanlar çıkabilir mi? Şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla pek yok. Ama başta bir şey söyledim. Analar neler doğuruyor? Hiç belli olmaz. Siyasette bir yıl var. Bir yıllık zaman diliminde birçok şey de değişebilir diye düşünüyorum. Peki, hülasa ettik. Dolayısıyla tabii hem İstanbul Büyükşehir seçimlerine hem ilçe seçimlerine nasıl baktığınızı açıkladınız. Kafanızdaki Büyükşehir Belediye Başkan adayı da net değil. Daha diyorsunuz. Yani olabilecek isim. Olabilecek mevcut dışında olabilecek isim. Zikrettiğimiz de oldu. Ama böyle şunu da söyleyeyim ki. Yani bizim partiye gelmeme sorunları falan var. O da benim dışımda bir olay. Yani o partimizin büyükleri, yani genel başkanımızın, yetkili kurulların kendi arasında Sayın Sarıgül'le aralarındaki diyaloğa bağlı. Ben sadece halktan oy almayı becerebilmiş birisi olarak tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. O konuda yani ben rakamlar ortada. Ben vatandaştan oy alabilmeyi becermiş bir insanım. O zaman ben olayın o gözle bakarım. Peki aday olmayı düşünüyor musunuz? Yok, ben şu anda hiçbir yere aday değilim. Kendim hiçbir yerin belediye başkan adaylığına talip değilim. Ama partim bana bir yerde derse ki sen burada bizim için gereklisin derse o oturulur bakılır. Öyle her şeyi de hemen pat diye kabul edeceğim diye bir kural kaide de yok. Benim de kendime göre özel şartlarım var. Onlar değerlendirilir ama ben şu anda hiçbir yere kendim aday değilim. Deminki şeye bir şey ekleyeceğim. Tamam, bir yılda bir yıl zaman dilimimiz uzun bir zaman dilim ama yani görülen o ki öyle bir rüzgarı da hemen bir senede çok tersine çevirecek, yani mevcut isim dışında öyle bir kıyıda köşede bir isim de pek göremiyoruz. Evet. İnşallah çıkar partimiz için. Ben Cumhuriyet Halk Partisi penceresinden bakıyorum. En iyi neticeyi alacak aday çıkar, adaylar çıkar, evet. Ve sonuç peki, iyi olur diye düşünüyorum. Peki, çok çok teşekkürler Sayın Adil Amacan. Değerli izleyiciler, dinlediniz Adil Bey'in görüşlerini, İstanbul ve ilçeler hakkında yerel gündemi değerlendirdik. Kendisine hem sizler hem Barış Televizyonu adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve çok teşekkür ederim. Bir yerel gündem programını da bu şekilde kapatıyoruz. Gelecek hafta gene bir başka konukla yerel gündeme devam edeceğiz. Bekliyoruz efendim. Ben de saygılarımı sunuyorum bütün Barış TV izleyicilerine. Peki, çok teşekkürler. Bir şey değil efendim. Tamam.